Sevgili dostlar, Kontev ekranlarına Kahve Bahane'ye bu hafta da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir günden, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden güzel bir öğretmenimizle, çok dolu bir öğretmenimizle sizlerle birlikteyiz. Edebiyat öğretmenimiz Birgül Yangın Aslanoğlu bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hilal Hanım, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz de iyisiniz sanıyorum. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmaktan ayrıyeten daha iyiyim. Ben de ayrıca çok mutluyum. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sizinle bir arada bulunmak benim için büyük bir şeref oldu. Keyifler nasıl? İyiyim. Yani işini aşkla yapan bir öğretmen olunca çalışma hayatı güzel geçiyor. Yazmakla, okumakla geçiyor. Evet. Teşekkür ederim. Okuyan, yazan insan bir başka doluyor oluyor. Neden diyeceksiniz? Allah-u Teala'nın ilk emri de okuydu. Evet. Hayatımız okumakla başlıyor. Doğayı okumak, insanı okumak, etrafı okumak, işte yaratılmış her şeyi okumakla devam ediyor. Evet. Okumanın temeli de edebiyattan geçiyor. Çünkü çok zengin, gerçekten güzel bir edebiyat tarihimiz var. Evet. Siz de bunlara katkıda bulunuyorsunuz. Umuyorum. Aynı folkloru, aynı kültürü gerek romanlarınızda, gerek de hayatınızda, gerek de tezinizde hayatı geçiriyorsunuz. Barış Manço'dan başlayalım. Evet, Barış Manço'dan başlayalım. Nasıl söyleyeyim, bir gönül ve vefa çalışmasıydı Barış Manço'nun eserlerinde halk edebiyatı motifleri. Üniversite son sınıf öğrencisiydim ve bir tez konusu belirlemem gerekiyordu. O yıl Türkiye Barış Manço'sunu kaybetti ve tüm Türkiye üzüldü bu duruma. Çünkü öyle geniş bir yelpazesi vardı ki herkesin insanı bağrına bastığı bir sanatçıydı o. Tabii benim hayatımı da derinden etkiledi onu kaybetmek. Ve Barış Manço'nun hayranı onun arkasından gözyaşı döken biri olmamalıydı. Onun adına bir şeyler yapmalıydı. Ne yapabilirim diye düşündüğümde eserlerini dinlediğinizde herkes bunu şahit olacaktır. Halk edebiyatı motifleri öyle çok var ki onun eserlerinde. Çağdaş bir ozan diyorum ben ona. Zaten kitabın adına da Çağdaş Türk Ozanı Barış Manço dedik. Neden çağdaş bir ozan? O bizim bildiğimiz aşıklar gibi türküleri, türkü formatındaki şarkılarını söylüyordu ama biraz farkı vardı. Neydi? Kıyafetleri farklıydı. İşte ilginç takılar takıyordu. Uzun saçları vardı ki uzun saç o dönemde çok erkekte kabul gören bir şey değildi ama Türkiye onu da sevdi uzun saçlı hali. Ve elinde saz ve kopuz yerine gitarı vardı. Belki biraz modernize edilmiş versiyonlarıyla ortaya çıktı ama Türkiye onu bu haliyle çok sevdi. Evet. Ve eserlerindeki bu motifler gerçekten de yeni nesle de ilham olacak noktada. Bu niyetle çalışmaya başladık. Tabii 20 yıl önce çalışmaya başladık. İnternetin hakim olmadığı bir dünyada çalışmaya başladık. Zorluklarını da yaşadım ama çok keyifli bir yolculuktu. Hayatımda derin izleri olan bir insan ve hala onunla doktoluyum. Öyle o sevgi devam ediyor diyebilirim. Diğer kitabınıza geçtiğimizde de konuşacağız ama eskilerin filmlerinde sevgi emektir demişler. Evet. Siz sevdiğiniz, hayranlık duyduğunuz bir sanatçıya gerçekten emek vererek sevginizi ispat etmiş yani oldunuz. Bu bir sevgi çalışmasıydı. Doğru söylüyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Sevgi ve vefa çalışmasıydı. Okuyucusunu da bulduğunu düşünüyorum. Tabii o okuyucu kitlesinin çoğu Barış Manço hayranlarıydı. Ben diyorum Türkiye'nin marka ismi Barış Manço. Kültür elçisi Barış Manço. Ve yeni kuşakta onu tanımalı diyorum. Evet. Sadece Barış Manço'nun şarkı sözleri bile hayatımıza çok yön verebilecek durumda. Evet. İşte Hendek, işte Develer, Sarı çizmeli Mehmet Ağlar, birçok Gül Pembeler. Belki hayatımıza o kadar çok Gül Pembeler geldi geçti ki yeri geldi vefat eden büyüklerimize uyarladık. Yeri geldi siyasi büyükler üzerine uyarladık. Geri geldi sevdalandık sevgimizin, sevdamızın arkasından şarkılarını söyledik. Barış Manço gerçekten sadece yaşantısında da farkındalık oluşturmadı. Şarkılarda da farkındalık oluşturdu. Evet, doğru söylüyorsunuz. Sadece ülkemizde değil, baktığımız zaman dünyada çok sevilen bir sanatçıydı. Ve en büyük özelliği belki de televizyon ekranlarında değerler eğitiminin ilk verildiği çocuk programına imza attı. Kesinlikle. Biz sadece onun müzikal kimliğiyle tanımıyoruz. Televizyoncu kimliği de çok önemli.
yaşlıları kucakladı, evet, kendi kahvaltısında. Adam Olacak Çocuk programıyla çocukları kucakladı. O yüzden 7'den 77'ye diyoruz ya, aslında o deyim 7'den 70'tir. Ama Barış Manço bu deyimi bile değiştirdi, 7'den 77'ye yaptı. Artık evet, yaygın olarak bu şekilde kullanıyoruz. 7'den 77'ye herkese hitap etti. Modern bir Evliya Çelebi'ydi, dünyayı dolaştı. Ve çok dil bilen bir insan, iletişim gücü çok kuvvetli olan bir insan. Onun bir Japonya konseri vardır. Herkesi ayağa kaldırıp Türk bayrağını Japonlara kaldırdığı bir Japon konseri vardır. Dünya gerçekten onu çok sevdi ki Türkiye'de bile açılmamışken Tayvan'da bir Barış Manço Müzesi açıldı onun vefatından sonra. Zaman geçiyor, 20 yıl geçmiş aradan ama hala Barış Manço çok seviliyor. Onun nesli onu zaten çok seviyor ama yeni kuşak da onu çok seviyor. Evet. Çok enteresan bir şey bu. Ben kızım onun şarkılarını söylediğinde evet, çok şaşırmıştım. Aa dedim, yani nereden hakimsin? Anne dedi, yani o kadar güzel şarkıları var ki dilimize hemen takılıyor, evet, hayatımızda hemen evet, yer ediyor diye. Yani bir Karacaoğlan, bir Köroğlu diyoruz aşık sıfatıyla ama aynı zamanda bir Yunus Emre, bir Mevlana da. Çünkü onun eserlerinin çoğunda tasavvufi çizgiler de vardır. Bir ben vardır benden öte, benden öte, benden ziyade diye. Evet. Pek çok eserinde o tasavvuf izlerini görebiliriz. Edebiyatın her bir halini de buluyoruz. Mesela aşkı sevdayı kol düğmelerine benzetiyor. Evet, evet, evet. Bu çok güzeldir. Evet. Teşbih sanat, evet, sanatını evet, bile çok güzel evet, icra etmiş. Çok güzel bir kitabımız. Burada da sevgili izleyenlerimiz hani görmekte. Aslında test kitabınız değil mi? Evet, test kitabımdı. Daha sonra ilgi çekti çünkü alanında yapılmış ilk çalışmaydı Barış Manço'ya yönelik, kapsamlı bir çalışmaydı. Sonrasında kitaplaştı ve hala ben onun dönütlerini alıyorum okuyucular tarafından. Bu da herhalde bir yazar için en güzel şey. Evet. Peki yazarlık veya bir şeyler yazma ihtiyacı ne zamandan beri? Hani insan duramaz, gerçekten aklına bir şey gelir ve ben hani bu ilham peribiz geldi deriz ya. Evet. Ne zaman başladınız yazmaya, çizmeye, karalamaya? Esasında ben kendimi hala yazar olarak nitelendirmiyorum Hilal Hanım. Yani okumayı çok seviyorum ama şunu biliyorum, kendimi yazarak daha iyi ifade ediyorum. Ne zaman başladı diyemem ama çocukluğumdan beri kitap okuma sevgisi zaten çok fazla vardı. Lise yıllarımda diyebilirim, bu kompozisyon yarışmaları, hikaye yarışmaları olurdu. Onlara katılırdım ve o zamanlar böyle işte o yarışmalarda derece almaya başladıkça o sıfat üzerime oturmuştu. Bayan yazar, bayan yazar diye okulda bu şekilde atıflar bulunuyordu bana. Ben hep kendime yazdım. Yani paylaşma ihtiyacı, kitaplaşma ihtiyacı hissetmedim. Barış Manço çalışması da zaten kitap olsun diye düşünülmemişti. Dediğim gibi o bir sevginin göstergesiydi. Daha sonrasında kitaplaştı. Fakat hocam bana şunu söylemişti. Bir kere yazdın mı o bulaşıcı bir şeydir. Ondan kurtulman mümkün değil. Bir gün devam gelecek demişti. Sonrasında da devamı geldi. Belki 40 yaş, olgunluk yaşı mı deniliyorlar? 40 yaştan sonra artık diyorum yazdıklarımı paylaşmam gerekiyor. Evet. Ondan sonra paylaşma evresine geçtik. Çok güzel. Zaten tam bir paylaşma şeyindeyiz, dönemindeyiz. Yediğimizi paylaşıyoruz, içtiğimizi paylaşıyoruz, evet, üzüntülerimizi, korkularımızı, işte vatanseverliğimizi bile artık yazarak göstermeye çalışıyoruz. İnsanlarda önceden görsel, işitsel, dokunsal zeka olurdu. Şimdi medyasal, sosyal medyasal evet, bir zeka oluşmaya başladı. Evet, evet. Bilgi kirlilikleri de var. Yazma ihtiyacı demek ki insanoğlunun içinde var, ruhunda evet, var. Bir şeyleri söyleyemediği zaman yazarak ifade kendini etme. Kendini daha iyi ifade etme. Ama umarım bu emojilerle sınırlı kalmaz artık, böyle yeni nesil kısaltmalarla, kimi zaman İngilizce ifadelerle, evet, kimi zaman da emojilerle kendini ifade ediyor. Sevdiğini severek söylesin, seviyorum diyerek söylesin, oraya bir kalp koymasın veya üzgün olduğunu oradan süzülen gözyaşı ifadeleri evet, var ya, onlarla göstermesin. Ben çocukları bu konuda her zaman uyarıyorum. En iyi kelimelerle ifade ederiz kendimizi, kelimelerle buluruz. Evet. Sembollere, kısaltmalara gitmeyelim. Tabii canım, zaten kopyala yapıştır. Kendi düşüncelerimiz ve duygularımız bile kalmadı. Kopyala yapıştır. Ha, bunu ben yazdım havası taşı. Aslında teknolojinin evet nimetlerinden faydalanırken
bir taraftan da duygularını kaybediyoruz. Yani bugün kopyala yapıştır mesajların verdiği hazzı, mutluluğu, o yardan gelen veya sevdiğinden gelen, kendi kokusunu taşıyan, el yazısıyla yazılmış bir mektup yerini alamıyor maalesef ki. Onu hiçbir zaman şu devrin çocukları bilemeyecek. En çok ona üzülüyorum. Evet. Yazmak deyince, ortaokuldayken ben de işte Türkçe yazılımız olur, son sorumuz kompozisyon olurdu. Evet. 4-5 tane kağıt isteyenler derim ben de. Evet. Yazmayı çok seviyorum. Kendimi yazarak daha rahat ifade ettiğimi düşünüyorum. Birçok başlanmış ama nihayete ermemiş, tamamlamamış projelerim var. Ancak şunu hiç unutmuyorum. Eskiden bana sorarlardı en çok neyi özlersin diye. Ben erişilmez olan her şeyi özlüyorum galiba fıtraten derdim. Ve onu kaleme almıştım. Daha 17 yaşındayım. Nasıl bir annemin ve babamın ellerinden öpüyorum. Evlat yetiştirdilerse, vatana, millete seven, bağrına basan, işte onunla dertlenen. Hep şey dedim, yazmayı çok seviyorum. Ben bir şeyler anlatırsam yazarak ifade edebileceğim, öyle anlatacağım kendime. Hep bir hayalimdi. Ve bu hayalimin şekil almış halini karşımda görüyorum. Estağfurullah, teşekkür ederim. Aslında o yazmak size bence şu anda çok kendinizi iyi ifade ederek gösteren bir birey olduğunuzu da gösteriyor. Yani bu yazmanın size bir geri dönüşü aslında. Evet. Ben onu öğrencilerimde de görüyorum. Yazmaya eğilimleri arttığında kendilerini sözel olarak da daha iyi ifade edebildiklerini düşünüyorum. Evet, okumanın ve yazmanın kendini ifade etmede de artısı var. Hem bir öğretmen olarak hem de bunları hayata geçirmiş biri olarak sizden duymak çok güzel. Peki 41 Türk sinemasında folklor izleri. Folklor izleri, evet. İlk yazdığınız. İkinci çalışma, Barış Manço'dan sonra ya, ikinci o çalışma. Tez, evet. Kitap olarak yazdığınız. Evet. Yüksek lisans çalışmamdı. 41 Türk filminde folklor izleri adı altındaydı. Niye Türk filmleri? Yeşilçam filmlerini çok seven bir insanım. Çocukluğumdan beri film izlemeyi seviyorum. Özellikle Türk filmlerini izlemeyi seviyorum. Her ne kadar bazı kesim tukaka da ise o dönem Türk filmlerini büyük emekle çekilmiş filmler. Evet. İmkansızlıklar içerisinde çekilmiş filmler. Bu filmlere baktığınızda mutlaka kültürel unsurlardan birer parça olduğunu görüyorsunuz bazılarında. Bir Tarkan filmlerini gülerek izlerler, Battal Gazi filmlerini gülerek izlerler. Aslında tarihimizi anlatıyordur. Efsanelerimizi, destanlarımızı, halk hikayelerimizi, masallarımızı anlatan filmlerimiz var. Bu filmlerin geleceğe güzel bir kaynak olarak kalacağını düşünüyorum. Çünkü giderek okumayan bir nesil var, ansiklopedik bilgileri karıştırmayan nesil var. Bunlara en güzel aslında filmlerle öğretebiliriz kültürümüzü. Kültür dediğiniz şey insanın hayatı değil mi zaten? İnsan hayatının olduğu her yerde kültürel bir unsur vardır. Türk filmleri de belki bunu bilinçli yaptı bazıları. Belki de bazıları bilinçsizce yaptı ama bir taşıyıcısı oldu diye düşünüyorum. Çünkü sinemaya baktığınızda müzik, resim, tiyatro ve edebiyatın harmanlanmış bir hali sinema. Teknolojik bir eğlence aracı diye düşünebiliriz sinemayı. Bu eğlence aracını neden faydalı bir hale getirmeyelim? Hangi filmlerde olduğu, neden 41 denildiği hep soruluyor bana. 41 halk kültüründe bir motiftir, bir uğurdur. O yüzden bir sayı belirlemeye ihtiyacı hissettik. Tabii ki çok fazla film var ama 41 filmi sınırlayarak biz bu incelemeye başladık. Bence sinemayla halk kültürünün de güzel bir buluşması oldu bu kitap. Akademik bir çalışma. Tabii Barış Manço çalışması da akademik bir çalışmaydı. Her ikisi de akademik camiaya hitap eden eserler ama alanında ilgisi olan insanların da dikkatini çekeceği bir eser diye düşünüyorum. Evet. Şimdi siz de onu anlatırken aklıma şey geldi. Sultan filmi vardı, Türkan Şoray'ın. Evet, evet. Leğen içerisinde çocuğu yıkıyor. Yani bu tamamen bize ait bir kültür. Çok yerlerde olmaz. Selvi Boydum Al Yazmamı'nı düşünün. Yani, yüzüne kara çalması. Evet. Değil mi? Veya al yazma. Bizde kırmızı önemli bir renk aslında. Evet. Bebeğin üstüne örtülür, al basmasın diye gelin olduğunda örtülür. Bunlar çok küçük şeyler ama gelin, düğün, diyet üçlemesine baktığınızda, Anadolu üçlemesine baktığınızda orada bayram geleneklerini görürsünüz. Evet. Veya farklı unsurlara ad vermeyi, berdeli pek çok filmde görmüşüzdür.
sadece demek ki bu sevimli aklımızda kalanlar değil, başlık parasından berdere kadar birçok unsuru barındıran bir hem araştırma hem de yani sadece kitap. Halk edebiyatı açısından değil, halk bilimi açısından da geleneksel unsurların yansıtıldığı filmlere de yer verildi burada. En son popüler olanlardan hangisini örnek verebiliriz? İftarlık Gazozu örnek verebiliriz mesela. Evet. Cem Yılmaz'ın. Evet. O filmde de Ramazan gelenekleri çok güzel bir şekilde yansıtılmıştı. Son dönemde yapılmış filmlerde peki aynı tadı, lezzeti görebiliyor musunuz? Hani son bunun araştırmasını yapmış bir gözlemci olarak. Son dönemdeki filmlerde daha bilinçli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Tabii hepsi için söyleyemiyorum ama eğer geleneksel bir film çekilecekse senaryoya daha çok dikkat ediliyor. Çünkü Türk sinemasının tarihine baktığımızda belli bir dönem farklı çizgide filmler yapılmış. Mesela kadın cinsel olarak daha ön planda olmuş. Maalesef Tarkan filmlerinde, Battal Gazi filmlerinde biz bunu görüyoruz tarihi film çekerken. Bir taraftan da farklı yozlaşmış bir yapıyı da yansıtmışız aslında. Ben daha bilinçli ve daha kaliteli filmler çekildiğini düşünüyorum. Daha güzel olduğunu. Evet. Birazcık da film kültürümüzde sosyal ve hani daha efektsel. Evet. İşte teknoloji kullanılarak bir şey yapılıyor ve sözler çok önemli. Kullanılan cümleler, çoğu dizi ve filmlerin sözleri replikler halinde dolaşmakta, devam etmekte. Ama eskilere baktığımız zaman o işte Neşeli Günler'deki bir ustanın söylediği cümle, işte Sultan filminde Selvi Boylum'da söylenilen işte sevgi emektir cümlesi. Evet. Filmi ayakta tutan ayakta belki de. Tutan. Ama o dönemde tabii hep diyorum zor şartlar altında çekilmiş samimiyeti görüyoruz o filmlerde. Oyuncusuyla, sette çalışanıyla hepsi aynı ruhta çalışıyorlar ve o emeği, o sıcaklığı, samimiyeti o filmlerde o tadı görüyoruz ve tekrar tekrar izleyebiliyoruz. Her izlediğimizde de aynı keyfi alabiliyoruz. Belki günümüzde daha kaliteli filmler çekiliyor ama aynı tadı, aynı keyfi alamamamızın nedeni belki de şu an çok profesyonel düşünülüyor. Ve o yakalanan sözler, ifadeler ondan olmuyor belki de yeni filmlerde. Evet. Samimiyetini kaybetmiş filmlerde diyebiliriz. Neden? Önceden tamamen para kazanmaya odaklanmış değildi filmler. Ama şimdi gişe için yapılan, hemen ilk haftada gişeden çıkan rakamlara göre insanlar seviniyor veya üzülüyorlar. Maalesef para kazanma endeksi, tabii ki para harcanıyor. Karşılığında bir şeyler beklemek çok normal ama ben o samimiyeti, eski Türk sinemalarındaki samimiyeti maalesef ki yeni filmlerde göremiyorum. Ama dediğiniz gibi Dondurmam Kaymak olsun, işte iftarlık Gazoz olsun, daha içimizden, daha öz kültürümüzden, daha biz gibi konuşan, daha günlük yaşayan. Yani biz bugün dizilere bakıyoruz, evin içerisinde ayakkabıyla gezen insanlar. Kaç kişimiz var acaba evin içinde ayakkabı? Veya işte dekolte elbiselerle mutfağa giren. Ya var mı böyle bir şey? Hepimiz burada oturup karşılıklı konuşsak da eve gidince tencerenin dibini sürtüyoruz. Evet. Öyle bir hayatı yaşıyoruz. Bizden uzak kültürleri bize yansıtmaya çalıştıkları zaman işte kaybediyoruz. Evet. Aslında kaybedilen nokta da bu. Çocuklarımız ayak uyduramıyor, bizler ayak uyduramıyoruz. Ne oluyoruz diyoruz, bir kültürel bocalama yaşıyoruz. O yüzden kitabınız çok önemli. Teşekkür ederim. Burada anlatılanlar çok önemli. Peki bu araştırmayı yaparken hangi film daha çok dikkatinizi çekti? Hani onun içerisindeki yaşanmış, gerçekten ya bizim ülkemizde bunlar olmuş mu dediğiniz? Tarık Akan'ın Adak diye bir filmi vardı. Beni derinden etkileyen bir film. Aslında çok saf, halis bir Müslümanı anlatıyor bu film. Yaşadığı topraklarda kuraklık var. Evet. Ve yağmur duasına çıkılıyor. Yağmur yağmıyor. Peygamber kıssalarından çok etkileniyor. Ve belki safça söylediği bir şey, doğacak çocuğunu adak olarak sunuyor Allah'a. Yağmur yağıyor, çocuğunu adak olarak sunması gerekiyor. Bir türlü bunu yapamıyor, bocalıyor. Ve maalesef çocuğunu kesiyor, adak olarak sunuyor Allah'a. Bu yaşanmış bir hikayeydi. Belgesel tarzda bir filmdi. O beni çok sarsmıştı. Yani gerçek bir öykünün filme yansıması beni derinden etkilemişti.
bazen film gibi diyoruz ya, aslında her her hayat bir film baktığınızda bu kadar saf teslim olmuş bir insanın çocuğunu kıyacak hale gelmesi beni derinden etkilemişti. Evet, evet, gerçekten etkileyici. Ben hiç duymadım, ilk kez sizinle duydum ama en kısa zamanda izlemek istiyorum. Acıtasyonu çok seviyoruz zaten. Anımlar dönem dönem bu tarz filmleri izleyerek özellikle oturup ağlıyoruz. Bu insanlığımızı hatırlattığını düşünüyorum bana. Unuttuğumuz değerleri bize yeniden kazandırıyor. Çünkü merhametin olmadığı yürekten kolay kolay gözyaşı damlamıyor. Bu da bizi coşturuyor. Gülebilen, üzülebilen, sevinebilen, ağlayabilen toplum kalabilmek çok güzel. Biz geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz şu anda bahar harekatı yapılmakta. Kötü zamanlar atlattık, annelerle birlikte ağladık, annelerin acısını en içimizden hissettik. O duyguları yaşamaya çalıştık. Ama bu bizim tarihimizde var. Evet. Yani birazcık da alıştık artık. Evet. Tarihimizde var. Yüzyıllardır Anadolu'nun içerisinde kavgalara maruz kaldık. Savaşlara maruz kaldık. Birçok analar canı yandı. Yılmadık. Çünkü bir şehadet makamını biliyoruz. Sırtımızda yeri geldi. Mermi taşıdık. Yeri geldi. Kendi namusumuzu korumak adına mücadele verdik. Askerleri şehrimize sokmadık. Biz alışmış bir toplumuz. Belki de o yüzden birazcık daha dirayetli durabildik. Her şeye karşı daha güçlü gözükebildik. O da işte bizim Türk toplumumuzun, folklorumuzun en büyük özelliklerinden biri. Güçlü kalabilmek. Güçlü kalabilmek. Anadolu kan isteyen bir coğrafya diye düşünüyorum. Evet. Yani kanlarla yoğrulmuş bir coğrafya. İsmine bile baktığınızda Anadolu. Ama kaç annenin yüreği yandı ki geçen hafta zaten biz buna şehit olduk. Şehadet mertebesi insana bir şekilde teselli veriyor. Ama ateşte düştüğü yeri yakıyor diyoruz evet. Her zaman. Ama sadece sözde kalıyor bizim söylememiz. Gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz sosyal mecralarda klavye kahramanlığı yaparak üzüntülerimizi ifade ediyoruz ama sonra normal hayatımıza devam ediyoruz. Ama bir ocak sönüyor. Bir ocakla kaç ailenin hayatı değişiyor. Değişmeye de devam edecek, etmemesini umuyoruz ama vatan bekçisi çok. Şehitli geçen bir öğrencim söyledi, oğlum da söyledi, asker olmak istiyorum, belki şehit olurum. Yani şehitliği gerçekten büyük bir mertebe olarak gören evlatlarımız çok fazla. O yüzden gözümüz de arkada değil, vatan bekçilerimiz var, var olacak. Ama bu coğrafya kan çekmeye açık bir coğrafya. Coğrafi evet. Konumuz itibariyle bu maalesef böyle. Ama umuyorum daha fazla annenin yüreği yanmasın. Evet, ne demişler? Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Gerçekten öyle oluyor. Evlat acısının tarifine kelime bile yok. Yani anne size işte öksüz babası yetim ama evladını kaybedene isim bile bulunamamış. Hiçbir şey söylenmemiş. Gerçekten büyük acılar. Özellikle bu güzel günde. Yani kadınlar günü farkındalığını oluşturdu. Yoksa çiçek böcek dağıtarak bir günde hadi saygıyla önümüzde eğilerek tamam yarın hiçbir şey olmamış gibi devam ettiğimiz hayat değil. Biz kadınlar öncelikle bize verilmiş o kıymetli değeri nasıl taşımalıyız, ne yapabiliriz? Bunun idrakinde olmamız gerekiyor. Evet, kesinlikle katılıyorum size bu konuda. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir farkındalık gününe son yıllarda daha çok çevirmeye başladık. Belli bir mecranın andığı bir gündü. İşçi ve emekçi kadınlar diyoruz ama işçi ve emekçi kadınlar deyince bu kavramı biraz geniş açmak gerekiyor. Artık kadının bir meta olmaktan çıktığı, kadının dişiliğiyle değil kişiliğiyle, varlığıyla, kimliğiyle, aklıyla, zekasıyla, ürettiğiyle var olduğu bir dünya olsun istiyoruz. Az önce sizinle de bu konuda konuşmuştuk. Hepimizin belki de ortak şikayeti bu değil mi? Yani edebiyatımıza da baktığımızda kadın hep güzelliğiyle anılmış, güzelliğiyle anlatılmış. Sevdalarda konu olmuş ama güçlü kadın kimlikleri o kadar çok fazla ki ben sizi bunu örnek olarak gösterebilirim. Yani hayat hikayenizi duyduğumda gerçekten bundan çok etkilendim. Bakıyorum etrafımda da güçlü kadınlar çok fazla. Anneannem, rahmetli anneannem bir şehit annesi.
Dayım Konya'nın ilk hava pilotu şehitlerinden. Ve dördüncü eş olarak, kuma olarak gitmiş dedeme. 25 yaş büyük birisiyle evlendirilmiş. Sonrasında dul kalmış, 8 çocuklu hayat mücadelesi başlamış. Anneme bakıyorum, köyün ilk okuyan kızı, eve hemşire olmuş. Ve o dönemde çok hoş karşılanmamış köyden bir kızın okuması. Çok sıcak bakılmamış. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen annem büyük bir mücadele göstermiş. Hep arkamda bir dağ derim anneme benim için. Ve kendinden sonra gelen çocukların da, kız çocukların da okuması için büyük mücadele göstermiş. Hep babam der, kızım sana bırakacağım tek miras, koluna takacağım altın bilezik mesleğin demişti. Gerçekten de haklı olduğunu şimdi görüyorum. Kadın nasıl kimlik buluyor? Kadın ürettiği de bence bir şekilde kimlik buluyor. Bunun için illa çalışma ortamında olması gerekmiyor. Evet. Ev hanımlarımız da emekçi. Ben onları da çok takdir ediyorum. Evinde o emeği veriyor. Şimdi işçi ve emekçi kadınlar günü deyince sadece ev dışında çalışan kadınları, eve para getiren kadınları düşünüyoruz ama köy kadınlarını düşündüğümüzde en büyük emekçi kadınlar köydeki kadınlarımız, evet, baktığımızda. Çoğunluk kocası kahvehanede otururken, aynen, bizimkiler işte pancar çapalar, ona koşturur, evet, buna koşturur. Bizim yanlış bildiğimiz nokta şu bence. Sadece çalışmak eve para getirmek değil. Evde otursak da çalışsak da biz topluma insan üretiyoruz kadınlar olarak. Bugün toplumda şikayetçi olduğumuz hangi konu varsa o konunun temelinde bir kadın vardır. O yüzden kadınların birazcık daha çocukları telefon, televizyon dadılığından, hani evde oturan annelerimiz için söylüyorum, sosyal medyaya hazırlanacak sofraları süsleyip koymaktan ziyade güzel yetiştirdiğimiz çocukları süsleyip topluma kazandırdığımızda işte o zaman o işte emekçi anne oluyor, evet, emekçi kadın oluyor. Dediğiniz gibi tarlada çalışan annemiz, teyzemiz, ablamız hepsi aynı ona keza. Belediyede biliyorsunuz olur zaman zaman teyzelerimiz o park bahçelerin güzelliğini, laleler dikilir, güller dikilir. Yani dokunduğu her yeri güzelleştiren bir kadından bahsediyoruz. Evet. Ama bir taraftan öyle bir nokta var ki güzelleştirmek yerine çirkinleştiren kadınlarımız da. Demek ki toplumu şekillendirmek veya işte yönlendirmek bize ait. O yüzden bugünü anlamak, kendi kıymetimizi ve değerimizi bilmek çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Bir taraftan da işte güçlüyüz, pehlivan olmuşuz, farkında değiliz. Aslında o durumdan uzaklaşıp sadece vazifemizi yapıp, hani ana meslekler vardır, kesinlikle evden çıkılması, o mesleğin yapılması gereken, hani kadınları aradığımız, ama bir taraftan keyfiyetten 3-5 kuruş için evden sıkıldığı için dışarı gidip çoluğu çocuğunu annesiz ve kimsesiz bırakan annelerimiz de var. İşte toplumu şekillendirme derken bahsettiğimiz noktada bu. Kadınlar olarak bize birçok görev düşüyor. Amasya'da, evet, büyüdünüz. Amasya'da doğdum. Babam Amasyalı. Amasya'da büyümedim aslında. Konya'da büyüdüm. İlk orta lise, üniversite eğitimimi, hı-hı, Konya'da aldım. Ama Amasya bize dede yadigarı bir şehir. Evet. Yılda bir kere dedemi, babaannemi ziyarete Amasya'ya giderdik. Benim için büyülü bir şehir. Şehzadeler şehri zaten. Tarihi, evet, bir şehir. Çok özel bir yeri olduğu için de ilk romanım Amasya'da geçti. Dedemin Kösteki Saati romanı. Benim için şöyle bir anlam taşıyor bu roman. Bir ilk roman, dede yadigarını anmak için ne yazabilirim diye düşünmüştüm. Yazar bir abim var, Ali Saçkara. Onun tavsiyesi üzerine bir çocuk kitabı yazabilirsin bir gün demişti. Ne yazabilirim dediğimde aklıma hemen çocukluk anılarım geldi. Dedemle olan günler geldi. Dedemin köstekli saati geldi. O belki bir semboldü, köstekli saat. O günlerin bir sembolüydü. Biraz 80'lerde çocuk olmayı anlatan bir kitap. Yetişkinler okuduğunda da o tadı alacaklar, o keyfi alacaklar. Kardeşim Göksel'le anılarımızın olduğu bir kitap. O yüzden de özel bir kitap. Kitapta en büyük emek kardeşim Göksel'in, şifreler kısmında bana oldukça yardımcı oldu. Tabii günümüz çocukları macerayı çok seviyor.
yoğun betimlemelerden çabuk sıkılıyorlar. Onları biraz nasıl kitaba çekebiliriz, nasıl ilgilerini çekebiliriz diye düşündüğümde bir define arayış olsun, içinde şifreler olsun, çocuklar onu takip etsin diye düşünerek şekillendirdik kitabı. Kitap hem Amasya'nın tarihini, kültürel özelliklerini anlatıyor, hem de aile olmanın önemini anlatıyor. Dede sevgisi, kardeş olmanın önemi anlatılıyor. Bir taraftan da maceralı bir define arayışı var. Bakalım o serüven çocukları nereye götürecek, sonunu tabii söylemiyorum burada. Ama çocuklar bu arayış içerisinde de başka değerleri buluyorlar. Zamanın en kıymetli hazine olduğunu, ailenin en kıymetli hazine olduğunu öğrenmiş oluyorlar bir şekilde. Evet, ben birçok okuduğumuz romanda eskiden bizim dönemimizde gerçekten bir sonu vardı. Bize bir değeri öğretiyordu. Evet. Son dönemde böyle yeni yeni artık tekrar değerler eğitiminin ön plana çıktığı, iyi insan, güzel insan olmayı örneklendiği kitaplar çok fazla yazılmaya başladı. Bu da beni gelecekteki çocuklarımız, yani kitap okumayı öğretip göstereceğimiz çocuklarımız adına heyecanlandırıyor. Benim de bir masal projem var. Ben de rahmetli anneannemden dinlediğim masallarımı yazmaya çalıştım. İçerisinde olmayan kısımlarına değerler eğitimini iliştirdik. Birazcık daha değiştirdik. Bizde bir gelenektir masal sürtmek. Hadi gel sana bir masal sürteyim, sana bir masal anlatayım. Bununla da çocuklara verilmesi gereken mesajlar verilirdi yarına dair. Hani hem uyutuyorum seni, bak anlattığım masalda da bil, yarın şunu yapacağız, bunu yapacağız. Çok seviyorum. Hala çoluğuna çocuğuna masal okuyup uyutan anne babaların da ellerine sağlık, ellerine sağlık. Neden? Çünkü güzel bir çocuk yetiştirmeye imza atıyorlar. Masal bu konuda çok önemli. Çünkü hayal dünyasını evet, çok zenginleştiren bir anlatım. Evet. Küçük yaştaki çocuklar somut düşünemediği için, soyut düşünemediği için somut gerçeklerle onlara bazı şeyleri evet, vermeye çalışıyoruz. Abartının olduğu, serüvenin olduğu, sihrin olduğu, olağanüstü varlıkların olduğu her şey çocukların ilgisini oldukça çekiyor. Eskiden 2 gün, 3 gün süren masal anlatım geceleri olurdu, masal anlatıcıları olurdu. Televizyon yoktu tabii, insanlar masal anlatan dedelerin, büyüklerin etrafına oturup aslında bir araya gelmeyi de göstermesi açısından güzel bir şey masal anlatmak. Anlatan kişi de hayal dünyanı zenginleştiriyorsun. İzlediğin bir şeyi hazır bir şey karşına sunulduğu için hayal dünyanın genişmesi mümkün değil. Ama masalda çocuk zihnini kurcalıyor. O kız nasıldı? Gittiği ülke nasıldı? Kafasında hayal etmeye başlıyor. İşte hayal ettikçe de zihin dünyası gelişmeye başlıyor çocuğun. O yüzden masalın önemli bir yeri var çocuk dünyasında. Evet, ben hala çok seviyorum bu yaşımda. Hayal kurmadan uyuyamıyorum. Neden? Hayali olmayan insanın geleceğine dair bir yatırımı da olmaz. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Çünkü yetişkinler hayal kurmuyoruz artık. Geçen bunu düşündüm. Çocukken ne kadar çok hayal kurardım. Özellikle yatağa erken girerdim. Uykum gelmeden hayal kurmak için. Evet. Hayaller insanları ne kadar besleyen şeyler aslında. Fakat biz gerçekten yetişkinler hayallerimizi bitirdik artık. Hayal kuramadığımız için de çabuk tükeniyoruz belki de günümüzde. Çok realist bir toplum olduk. Evet. Yani baktığımız zaman bu böyle olacak. Yani hayal kursam bile hayalini, oho öyle mi olur diye başlıyor insanlar. Bütün böyle hevesini, sevincini kursağında bırakıyorlar. Halbuki hayal kurmak hala çok güzel. İnsanı uykuya daldıran, huzurla uyumasına sebep olan. Çünkü gerçekten kendim adıma söylüyorum, her şeyle dertlenebilen bir insanım. Bugün işte bir şehadet haberiyle, bugün Kadınlar Günü, ne verebiliriz, eksik mi söyledik, şu mu oldu veya çocuğumla daha mı az vakit geçirdim, her şeyi çok çabuk dertlenebilen bir insanım. O yüzden hayal kurmak beni de orta zamanın, vaktin veya işte sorumluluklarımdan kaçmak için bir liman, bir sığınak. Evet. Uyuyamayanlara tavsiye ediyorum. Evet. Koyun saymak yerine sonra kaçan koyunları bulamıyoruz. Bu sefer yine uyku kaçmaya başlıyor. Peki başka bir hali hazırda çocuk romanları üzerine mi devam etmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa daha farklı? Dedemin Köstekli Saati 2 ay oldu çıkalı. Güzel dönükler alıyorum bu noktada. Kitabın sonunu ucu açık bırakmıştım, acaba okuyucu devamını ister mi şeklinde. Okuyan devamını istiyor. İlerleyen günlerde Dedemin Köstekli Saati'nin devamı niteliğinde farklı bir versiyon karşımıza çıkabilir.
Hikaye şiir çalışmalarım var ama onların henüz olgunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Bir roman çalışmam var. Konusunu şu an çok belirlemek istemiyorum. Aslında birkaç yarım kalmış roman var tamamlamaya çalıştım. Çocuk edebiyatını es geçmek istemiyorum. O bir taraftan devam etsin istiyorum. İki tane evladım var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Özellikle oğlum yetişti ama kızım için. Yani yazdıklarım kızım için diye düşünüyorum. Ve tabii çocuklar için yazdıklarım. Bir taraftan çocuk edebiyatını takip edip bir taraftan da roman, Türk romanında bir yer edinebilmek çok zor tabii ki. Çalışmaya devam edeceğim, gayret etmeye devam edeceğim. Hala kendimi yazar olarak nitelendirmiyorum ama okuyucusunu bulmasını umuyorum bu romanlarımı. Peki öğrencilerinizde günlük tutmayı öneriyor musunuz? Yani bu bizim için hem boş vaktimizi değerlendirme, hem anılarımızı, hani söz uçar yazı kalır hesabı not etmek veya oturup dedikodu yapmaktansa bir şeyleri karalamak. Şöyle söyleyeyim, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde çalışıyorum. Güzel bir okulda çalışıyorum. Evet. Müdüründen idarecisine, öğretmenine gayet özverili insanların olduğu bir okul. Gerçekten de nitelikli öğrencilerin olduğu bir okul. Bu okulda biz Genç Kalemler Yazıyor Okuyor diye bir proje başlatmıştık. Özellikle yazmaya ve okumaya ilgili öğrencileri yer aldığı bir projeydi bu. Bu projeyle gerçekten kendisini keşfeden öğrenciler oldu. Yazarak kendisini bulan öğrenciler oldu. Şimdi o yetişen öğrencilerin içerisinden bazılarının şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanıyor. Gönderiyorum. Kendi yazımın yayımlanmasından daha çok mutlu oluyorum onların eserlerinin yayımlanmasından. Mesela dedemin köstekli saatinde çizim yeteneği çok iyi olan bir öğrencim var, Reyhan Küçük. Reyhan Küçük'ün çizimleri yer alıyor. Ve Reyhan Küçük başka edebiyat dergilerine de çizimler yapıyor. Evet. Konuda çok... Kapakta mı kapak, aynı şekilde? Ona ait değil ama içerisindeki çizimlerde emeği var kendisinin. Bir öğrencimle birlikte bir düet roman çalışmasına başlamıştık. Düet roman gerçekten çok zor. Ama sonra dedik bunu sen devam edip tamamlamalısın. Yazmaya öğrencilerimi yönlendirmeye çalışıyorum. Bir dönem günlük tutma alışkanlığını kazanmaları için bu tarz ödevler veriyorum. Sınıf içerisinde yazmaya yönelik aktiviteler, kitap okuma saatimiz var zaten. Mutlaka kitap okumaya da yönlendiriyoruz. Okuduklarını sunmalarını, anlatmalarını da istiyorum. Şimdi Vedfet kitabı çok okuyan nesil var. Evet. Maalesef sadece olay okuyorlar. Edebi bir lezzet, edebi bir keyif almıyorlar. Bu noktada biraz öğrencileri yönlendirmeye çalışıyoruz. Okuduklarından sadece bir film izler gibi, macera filmi izler gibi veya bir korku filmi izler gibi bir adrenalin yaşasın istemiyorum. Bir kelime kapsınlar, bir ifade kapsınlar. Aradan yıllar geçtiğinde çoğu kitabın konusunu unuturuz ama kitabın size verdiği mutlaka bir mesaj vardır. O kimliğinizde, bünyenizde yerleşmiştir. Karakterler unutulur, isimler unutulur ama kitaptan alacağınız mesaj öz sizin kimliğinizin artı hanesine yerleşmiştir ve bir şekilde karşınıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Burada da zaten dedemin köstekli saatinde zaman en kıymetli hazinedir. Değerini bilene kitap en büyük hazinedir. Okuyup arif olana. Aile en büyük hazinedir. Birlikte sımsıkı sarılana. Tabii ki. Zaman herkeste var. Herkese verilmiş bir süre var ama yani zaman nasıl akıp geçti deriz ya programın sonunda diyeceğimiz gibi. Onun gibi. Kitabın hazine olduğunu biliriz ama ancak vitrinimizde, dolaplarımızda tozunu silerken biliyoruz. Ve aile. Herkesin bir ailesi var ama sarılmasını bilmiyor. Bilmiyoruz. Bilmiyor. Ondan sonra aile unutuluyor. Gerçekten bir şeyleri anlatmaya çalışılan, verilen kitaplar başımızın üstünde yeri var. Ben Ahmet Günbay Yıldız'ın Yanık Buğdaylar, yanlış söylemiyorum değil mi hocam? Doğru söylüyorsunuz. Çok şey öğrenmiştim bir köy yaşantısında. Çünkü hiçbir zaman köyüm olmadı. Köyde nasıl yaşanılır görmedim, bilmedim. Ama o köyde yaşadım. Evet. O köydeki insanların işte kahve önünde oturduklarında ne konuştuğunu, tarlada bahçede ne yaptığını öylelikle öğrendim. Hani bugün sorsak belki de köy kültürümüzün en temelinde yatan o roman vardır. Bir şeyi vermiş olması çok güzel, hayatımıza değer katmış olması çok güzel, farklı değerleri algılamamız çok güzel. Bir de güzel olan tarafı
Bugün de bir arada olmamız çok güzel. Teşekkürler. Kadınlarımızı konuştuk, çocuklarımızı evet. konuştuk, kitaplarımızı konuştuk, Barış Manço'yu konuştuk. Barış Manço'yu iade ettik. Türk sinemamızı konuştuk. Alalım. Evet. Çünkü geçtiğimiz günlerdeydi Barış Manço'nun ölüm yıl dönümüydü. Arka arkaya zaten. Ve son günlerde birçok dizi çekilemedi. Hafta sonu tüm gün Türk sinemaları vardı. Ben de vaktim vardı, izleme şansı elde ettim. Özellikle Tarık Akan ve Emel Sayın ağırlıklı bir film versiyonu vardı. Baktığımız zaman sevginin, muhabbetin de en tatlı, hoş halini görmüş olduk. Şimdi bakıyoruz, çocuğumuzun sevgisinden bile emin değiliz bize karşı. Yanımızdaki eşimizin sevgisinden emin değiliz. Anne evladından, evlat annesinden emin değil. Komşular ona keza öyle. Çok böyle endişeli bir toplum haline geldik. Bunu nasıl tekrar inşa ederiz, ne yaparız bilmiyorum ama büyük vazife herhalde yine bayanlara düşüyor. Evet, kesinlikle. Şimdi bayan demeyeyim, kızlarlar kadınlarımıza düşüyor. Doğru söylüyorsunuz. Kadınlarla ilgili ne söyleyebilirim bilmiyorum ama bundan 2 yıl önce sanırım yine Kadınlar Günü yaklaşmıştı. Ve biz ekranlarda o kadar alıştık ki kadın şiddetine, kadın cinayetlerine. Yine bir cinayet haberiyle çok etkilenmiştim ve bir köşeye çökmüştüm. İlham dedikleri bu olsa gerek. Yani ilham mıdır onun adı bilmiyorum ama o an böyle kadını anlatan bir öfkeyle yazdığım bir şiir vardı. Sizinle paylaştım. Evet, çok güzel. Kadınlar, madem Kadınlar Günü 8 Mart. Evet. O şiirle ben kadınları ifade edeyim. Aslında Türk kadınımızı bir şekilde ifade etmişim. O benim müsaadenizle. Tabii ki çok seve seve. Çok da beğenmiştim. Hatta bunu da söylemiştim size. Adına bir gün düzenlenmiş sadece. Her gün kurşun sıkılan o yürekleri. Kimi şiddetin izi bir morluğu taşır gözünde. Kimi derinden sarsan bir sızıyı taşır yüreğinde. Kimi çocuk yaşta gelin olmuş dili lal, kimi ırgat olmuş tarlalarda yevmiyede. Kimi yetim çocuklarına baba olmuş hanesinde, kimi hem işte hem de evde olmuş köle. Kimine söz hakkı bile verilmez evinde, kimi kıyafetiyle yargılanır at gözlüğüyle. Kimi sessiz çığlık olur istismar edilen bedeninde, kimi bir eşya gibidir erkeğinin gözünde. Bir 8 Mart günü anılır tüm kadınlar dillerde. Yere, göğe sığdırılamaz ulvi varlıklar olurlar her yerde. Anamız, bacımız, eşimiz, kızımız. Adına bir gün düzenlenmiş sadece. Söyleyin şimdi, kadının yeri nerede? 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 Gerçekten güzel bir soru. Siz okurken benim tüylerim diken diken oldu. Bahsettiğiniz alanlara gittim geldim. Evet. İşte bahçede, toprakta kadın oldum. Evde aynı şekilde kadın oldum. O duyguları o kadar güzel yaşayarak kaleme almış ve yazmışsınız belki ki. Belki bunu sözlerle ifade edemiyorum. O yüzden hep yazmaya sığınıyorum ya. Yani o an o öfkeyi bir şekilde ifade etmem lazımdı. O da benim hep sığındığım yazmak oldu. Evet, evet. Kadınları bugün iyi yerde olmadığını düşünen tüm kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum. O size İyi davranmayan insanları yetiştiren biziz. Evet. Yeni toplumu inşa edecek, kadına olduğu değeri verecek olan da biziz. Kendimizin farkında olup kendi değerimizin kıymetini bilecek de biziz. Evet. Çünkü biz toplumu inşa ediyoruz, toplumu yetiştiriyoruz. Gerçekten Bülbül Hocam, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, çok memnun oldum. Bu güzel günde sizinle hasbihal etmek, samimi bir sohbetle ekrandan izleyenlerimize vermek benim için bir gururdu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Size söylemiştim ya, yani ben nasıl konuşacağım, ekran karşısına nasıl geçeceğim? Yani sınıfta konuşmak tamam, okulda bir konferans salonunda konuşmak tamam ama izleyici karşısında konuşmak nasıl olacak hiç bilmiyorum demiştim. Ne konuşacağız onu da bilmiyorum demiştim ama gerçekten bir kahve sohbete eşlik eden bir şey. Gerçekten kahve içtiğinde bir arkadaşımla sohbet ediyormuşum gibi bir ortamdı burası. Ev sahipliğiniz için, tatlı sözleriniz için, güler yüzünüz için ben de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili dostlar, güzel bir gün, güzel bir günden güzel konularla, güzel kitaplarla
sizlere ulaşmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola. Önümüzdeki hafta yeni bir program, yeni bir konuk sizlerle olacağız. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.